Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir test videosuyla karşınızdayız. Bugün yine bir Volkswagen çekiyoruz. Bu sefer bir Golf çekiyoruz. Bir Golf var yanımızda. Arkadaşlar bu araç 2015 model 1.6 TDI 90 beygirlik dizel motor sahibi Midline Plus donanımlı. Gördüğünüz üzere zaten lansman rengi bir araç arkadaşlar bu. Şimdi aracın bir genel görünümüne bakalım. Daha sonra inceleme ve testle devam edelim. Arkadaşlar anahtarıyla başlıyoruz aracın. Şöyle elimde gördüğünüz gibi arkasında bir Volkswagen logosu bulunan, açma kapama bagaj açma tuşları bulunan sustalı bir anahtar. Anahtarın yapısı güzel arkadaşlar. Hem genel itibariyle daha önceki serilerine göre biraz farklı ama elde duruşu, hissiyat falan güzel. Ben beğendim. Şöyle ön taraftan baktığımızda arkadaşlar sis farlarını görüyoruz. Bazı midline'larda olmuyor ama bu araçta var. Aynı zamanda sensörler var arkadaşlar. Hem önde hem arkada. Onları da göstermiş oldum. Zaten 2015 kasasının duruşu gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Hemen şöyle unutmadan gösterelim aracın jantlarını arkadaşlar. Bu araç 15 inç jant sahibi arkadaşlar. Çelik jantlar. Yine orijinal fabrika çıkış jantlar. 195, 65, 15 de lastikleri var arkadaşlar. Bagaja geçiyorum. Arkadaşlar arka tarafa baktığımızda az önce söylediğimiz gibi sensörlerin olduğunu görüyoruz. Sol tarafta bir Golf yazısı var. Sağ tarafta TDI Blue Motion teknoloji yazılarını görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan açılmıyor bagaj. Tabii ki buradan açılıyor arkadaşlar. Bunu bastırıyorsunuz üstten doğru. Bu şekilde bagaj açılıyor. Genel itibariyle hatchback bir arabaya göre yeterli bir bagaj diyebilirim arkadaşlar. Bagaj erişim yeri olduğunda zaten hemen görüyorsunuz bir şeyler bağlamak için yerler yapılmış. Hemen şurada göstereyim, 12 voltluk bir çıkış var arkadaşlar, kullanıma sunulmuş. Bu bagaj 380 litre kapasiteli bir bagaj arkadaşlar. Hatchback bir arabaya göre en azından yeterli bir bagaj diyebilirim. Şöyle kaldırdığımız zaman altında stepnenin olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. Bagajla alakalı söylemek istediklerimiz bunlar. İçeriye geçelim şimdi. Böyle arka kapıyı açıyorum arkadaşlar. Hemen kapıya bir bakış atalım. Hemen gördüğünüz gibi burada yumuşak derimsi bir detay var arkadaşlar. Bu güzel. Camın açma elektriği bulunuyor. Bir hoparlör buraya konuşlandırılmış. Bir hoparlör aşağıya konuşlandırılmış. Kedi gözü dediğimiz şurada yansıtma da bulunuyor. Ve aynı zamanda burada bence hatchback bir arabaya göre güzel bir alan var arkadaşlar. Bayağı büyük bir alan diyebilirim bu alana yani. Arka kapının içerisinde kullanılmalık alan olarak. Yine şurada paketinin getirisi olan farklılıkları, detayları görüyoruz arkadaşlar. Şöyle aracın içini göstereyim. Arkada 3 kafalık olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, bunlar koruma arkadaşlar. Araç sahibi takmış diye biz de sökmedik ama kendi döşemesi bu bej rengi diyebileceğim, krem rengi diyebileceğimiz bir renk arkadaşlar. Özellikle sökmemeyi tercih ettik diyelim. Şöyle arkadakilerin kullanımına sunulmuş ışıkların olduğunu görüyoruz. 2 adet tutacakların olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine şurada orta kısımda havalandırmaların olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve koltukların arkalarında kullanımlık ceplerde yapılmış. Şimdi baş diz mesafesine bakalım. Baş diz mesafesiyle alakalı çok bir şey söylemeyeceğim çünkü gayet hoş, hiçbir darlatma yok. Şuraya siz aldanmayın, çoğu arabada bu yatım var. Bu da rahatsız edici bir şey değil. Pek fazla değil zaten bunda göründüğü evet. Üzere. Zaten şu var, 3 kişi falan oturduğunuzda çok böyle geldiğinizde bu rahatsız verici olur. Oturabilir mi 3 kişi? 3 kişi de güzel bir şekilde oturabilir. Çok rahat edemez ama oturulabilir yani. Kapıyı açıyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım ne var ne yok burada. Hemen kapının üzerinde gördüğünüz gibi 4 camın elektrik kontrol paneli bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda camların kilidi bulunuyor ve burada da gerçekten güzel bir cep var. Bu arada arkadaşlar hem arkada hem önde bu ceplerin içi alkantara diyebileceğimiz bir malzeme ile kaplanmış. Çok güzel, hissiyat iyi. Buraya işte şişe koymalık bir alan yapılmış. Şurada kapının açma kolunu gördünüz. Yan tarafta kapıları kilitleme açma tuşları bulunuyor arkadaşlar. Yan aynaların elektrikli kontrol paneli bulunuyor. Aynı zamanda aynalar ısıtmalı arkadaşlar. Şöyle şuradan da
ısıtmasını görüyorsunuz. Aracın içine geçmeden önce hemen göstereyim. Şurada arkadaşlar koltukta yükseklik ayarı mevcut arkadaşlar. Buradan ayarlıyorsunuz. Aynı zamanda bu koltukta sırt desteği de mevcut arkadaşlar. Hatta böyle olduğu halde bile bayağı gözüküyor gibi geliyor bana. Umarım görüyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi aracın içerisine geçiyorum. Karşı tarafa bir bakış atalım, ne var ne yok. Gördüğünüz gibi aynı şekilde karşı kapı arkadaşlar. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Buradan hemen devam edelim. Torpidoyu açalım arkadaşlar. Yeterli bir torpidosu var bence. Aynı zamanda şurada göreceğiniz gibi arkadaşlar soğutmalı bir torpido bu torpido. Ve yine Volkswagen'in sevdiğim özelliği olan, neredeyse her zaman söylediğim arkadaşlar, burada bu Volkswagen'in kitapçı için güzel bir yer yapmışlar. Ayrı bir yer yapmışlar. Torpido da yer kaplamıyor. Ve torpido ile alakalı şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Böyle yine siyah alkantara diyeceğimiz bir malzemeyle kaplamışlar. Hissiyat gerçekten çok güzel. Ya bazısı diyebilir torpidonun içi hissiyatı güzel olsa ne olur, olmasa ne olur diye arkadaşlar. Bazı şeyler var. Yani torpidoya koyduğunuz zaman durmasını istiyorsunuz, kaymamasını istiyorsunuz. Böyle şeylere yarıyor açıkçası bu torpidonun bu şekilde kaplanmış olması. Diyelim arkadaşlar. Yine devam edelim. Şuradan özellikle. Şurada bir airbag olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine şurada hemen bir airbag daha olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda burada da bir airbag var arkadaşlar. 3 airbag bu tarafta, 3 airbag diğer tarafta. 6 airbag sahibi bir araç diyebiliriz bu araç için. Şöyle ışıklı bir aynalı güneşliği bulunuyor arkadaşlar. Bu tarafa doğru geldiğimizde manuel kararan dikiz aynası sahibi. Şurada bir gözlüklük yeri mevcut arkadaşlar. Burada geldiğimizde ışıkları görüyoruz. Birçok düğme var ışıklarla alakalı. Aşağıya doğru indiğimizde arkadaşlar şurada airbag uyarıları var. Altında dörtlü flaşörü görüyoruz. Dörtlü flaşörü ben bu tipini beğeniyorum Volkswagen'in. Özellikle burada da söyleyeyim arkadaşlar. Şuna takılmayın. Bu sonradan takılmış. Telefon koymak için bir şey arkadaşlar. Zaten orijinalinde olmadığı gözüküyordur. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar aşağıya doğru. Güneş biraz vuruyor. Kusura da bakmayın. Burada bir medya ekranı bulunuyor arkadaşlar. Teyiptir vesaire. Buradan kontrol ediyorsunuz. CD çalabiliyor. AUX bağlantısı da burada arkadaşlar. Aşağıya doğru indiğimizde klimanın butonlarını görüyoruz arkadaşlar. Buradan klimayı açıyorsunuz. Arka cam rezidansı, hava içi dolaşımı ve off diye buradan kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kapatma tuşu aynı zamanda bu oluyor herhalde. Off tuşu da dikkatimi çekti. Şöyle inelim arkadaşlar aşağı. Şuraya basıyorsunuz. Burada da yine saklama alanı diyebileceğimiz bir alan karşınıza çıkıyor. Bence güzel arkadaşlar. Yeterli, bayağı da güzel bir yer yapılmış. Şeyde İyi yani. Kullanım alanı da iyi. Aşağı doğru indiğimizde manuel 5 ileri şanzımanı görüyoruz arkadaşlar. Şurada start stop özelliğini aktifleştirip kapatabileceğiniz bir tuş bulunuyor. Bu tarafta sensörleri açıp kapatabileceğiniz bir tuş bulunuyor arkadaşlar. Midline Plus demiştik bu aracın donanımını arkadaşlar. Daha dolu donanımlarda, Highland'larda falan buralarda başka özelliklerde bulunuyor. Şöyle aşağı doğru indiğimizde arkadaşlar park tuşunu görüyoruz. Yani el frenini arkadaşlar buradan elle indirip kaldırabiliyorsunuz ve auto hold diye bir tuş görüyoruz arkadaşlar. Bu auto hold tuşu hakkında bahsedeceğiz. Hemen şurayı açıyoruz arkadaşlar. Burada 2 adet bardaklık görüyoruz arkadaşlar. Devam ettiğimizde şurada bir çakmaklık görüyoruz. Yine buraya ufak bir cep göz diyebileceğimiz bir yer yapılmış. Aynı zamanda arkadaşlar kol dayamayı görüyoruz. Deri kaplama tarzında üstü kol dayamanın, hissiyat güzel. Yükseklik ayarı var. İleri geri gidebiliyor, gelebiliyor arkadaşlar. Şöyle kaldırdığımız zaman içinde de çok fahiş derecede büyük olmayan ama küçük de olmayan bayağı bir saklama alanı bizi karşılıyor arkadaşlar. Bence bu saklama alanı burası için yeterli bir saklama alanı diyebilirim arkadaşlar. Şoför mahalline geçelim. Arkadaşlar şöyle şoför mahalline baktığımızda 3 kollu bir direksiyon bizi karşılıyor. Şuradaki parlaklık hissiyatı, görüntüsü de güzel açıkçası. Direksiyonun ele verdiği hissiyat da güzel. Burada bir airbag olduğunu zaten söylemiştik. Volkswagen logosunu da yine bir böyle bir parlaklığın içerisine almışlar. Bu da güzel arkadaşlar. Hemen sağ tarafta bir silecek kolu bulunuyor arkadaşlar. Sol tarafta bir sinyal kolu bulunuyor. Direksiyonu da unutmadan gösterelim. Alçaklık, yükseklik, derinlik ayarları da mevcut arkadaşlar. Bugün güneş bizim yararımıza durmuyor. Hayır olsun bakalım. Sonra baktığımızda şöyle sol tarafta arkadaşlar bir devir göstergesi var. İçerisinde hararet göstergesi bulunuyor. Sağ tarafta bir kadran bulunuyor arkadaşlar. 260 her türlü yapar. Tavsiye etmiyoruz ama. İçerisinde de bir yakıt göstergesi bulunuyor arkadaşlar. Karşıda da bilgi ekranı bulunuyor. Bu arada anahtarın pinini değiştirin diyor. Araç sahibine söyleyeceğiz arkadaşlar. Sol tarafta hemen şuraya bakalım. Bildiğimiz gibi Volkswagen'lerde aydınlatmanın buradan yapıldığını her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Parklar, farlar,
ön sis, arka sis şeklinde. Buradan aydınlatmayı yakıyoruz arkadaşlar. Şurada da far yükseklik ayarı yapılıyor arkadaşlar. Buradan 1, 2, 3 diye seçiyorsunuz. Yine burada arkadaşlar saklama alanı noktasında böyle bir göz yapılmış. Bayağı da birçok şey koyulabilir bir göz olarak gördüm ben bu gözü. Beğendim açıkçası arkadaşlar. Şöyle buranın görünümünü buradan gösterdikten sonra arkadaşlar testimize geçebiliriz. Evet, emniyet kemerlerimizi taktık. Aracımızı çalıştırdık. Yavaş yavaş şöyle yola çıkıyoruz. Bu arada arkadaşlar el frenini indirmedim. Otomatik olarak indiriyor. Siz aracı vitese takıp yürümeye başladığınızda. Bu arada yine özellikle birçok araçta değinmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şurası çok güzel, yani yumuşak. Böyle trim sesleri yapmayacak durumda. Bu da açıkçası ayrı bir güzellik bu araçla alakalı. Ve bununla birlikte hemen başlar başlamaz söylemek istediğim şey arkadaşlar. Direksiyon hissiyatı falan çok güzel. Yani direksiyon hissiyatına rahatsız edici hiçbir şey yok. Güzel bir hissiyat var. Hafif de bir sert. Tatlı sert ama. Yani böyle bir tabir kullanılır ya, tatlı sert. Hakikaten tatlı sert yani. Hani rahatsız edici bir sertlik değil. Çok aşırı yumuşak da değil. Güzel direksiyon hissiyatı. Özellikle bunları en başta söylemek istedim arkadaşlar. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Bu araçta şu konsolun biraz daha sürücüye meyilli olmasını ben çok beğendim. Ha, bu tarafa doğru dönük yani, değil mi? Hafif. Aynen öyle. Yani kullanış olarak biraz daha kullanışlı diyebilirim. Volkswagen'in bunu yapmasını çok beğendim ben. Gayet de hoş duruyor. Aracın uzunluğu 4.25 civarında, genişliği 1.80, yüksekliği de 1.45 civarında. Bir hatchback arabaya göre gayet, ben bir tık da uzun buldum açıkçası. Yani güzel bir uzunluğu var. Zaten bagaj hacminde de falan gördünüz. Öyle çok küçük bir bagaj hacmi falan da yok zaten. Ve aynı zamanda şunu da söyleyelim arkadaşlar. Yükseklik bence hafif küçük gibi. Yani 1.45 yükseklik hafif düşük gibi ama iç hacim noktasında hiç sorun yok yani. Aynen öyle. İç hacim noktasında çok güzel değil mi? Hacim noktasıyla alakalı problem olmadığı için o yüzden de yükseklik bence çok önemli değil. Zaten Volkswagen'in bu araçta da mevcut. Volkswagen'in koltuklarının az bir şey oturma yeri eğimli olduğu için zaten tavanın kafaya çarpması veya işte ciddi manada bir kafanın, yani kafayı demeyelim de saçın sürtünmesi falan mevcut değil yani. Değil. Bu arada hemen uzunluk, genişlik, yükseklik demişken şunu da söyleyelim. Bu araç arkadaşlar net olarak 1312 kilogram. Aynen yani öyle. Bazı kaynaklarda farklı farklı şeyler geçse de biliyorsunuz biz araçların net kilogramlarını ruhsatlarından bakarak sizlere aktarıyoruz. Ruhsatında yazan net kilogramı 1312 kilogram arkadaşlar. Bunu da burada ifade etmiş oldum. Bence geneldeki hatchbacklere göre hafif ağır. Bir gazlayacağım. Siz de aracın gidişini görün diye hafif yüksek devirlerde gazlayacağım ki performans görelim. Yani alıyor götürüyor. Zaten 90 beygirlik dizel motor 1300 kilo bir aracı ki mesela şu an bir yaya geçiyordu. Frenlemeyi de tekrar gördünüz arkadaşlar. Yani 1300 kilo bir aracı bu 1.6 90 beygirlik dizel motor alıyor götürüyor. Siz de zaten buna şahit oldunuz arkadaşlar. Aracın çekişiyle gidişiyle alakalı zaten biz sürdüğümüz, kullandığımız süre içerisinde hiçbir sıkıntı sorun yaşamadık. Gayet güzel gidiş ve çekiş var arkadaşlar. Fren sistemine değinmek istiyorum. Fren sistemi 4 tekerde de bulunan disklerle sağlanıyor. Ve şunu söyleyelim, fren sistemiyle alakalı bence hiçbir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Ben de kullanışımda fark etmedim. Böyle bir şey hissetmedim. Yani frenle alakalı bir rahatsızlık mevzusu olmadı. Hatta şurada bir basayım. Rahatsız etmiyor. Mesela şu an ciddi de bir fren yaptım ama beni rahatsız etmedi. Seni rahatsız etti mi? Yok. Beni rahatsızlık vermiyor. Yani kendi için yeterli bir frenleme durumu var diyebiliriz o zaman bu araç için. Ve hafif, açıkçası şunu da söyleyeyim. Kendi için yeterli ama genelde hatchback arabalara kıyaslayacak olursak pek sevmemekle birlikte biraz daha iyi yani. Bu da Volkswagen olmanın verdiği bir farklılık herhalde. Evet. Şimdi bahsetmek istediğimiz bir mesele de arkadaşlar bu AutoHold. İnceleme yaparken söyledik bundan bahsedeceğiz diye. Nedir bu AutoHold sistemi? AutoHold sistemi şu arkadaşlar. Bildiğiniz araçlarda olan bu yokuş kalkış desteği özelliği var. Yokuş kalkış desteği özelliği işte aracınız yokuşlarda olduğu zaman size aracı kaldırmak için
belli bir tutuş sağlar. Yani diferansiyeli kitler. Bu da onun araç geri kalmaz. Sistemi. Aynen öyle. Bu otohol sistemi de onun bir tık yukarısı, daha üst seviyesi diyebilirim yani. Daha üst seviyesi ve bu otohol sistemiyle yani bunu aktif hale getirdiğiniz zaman arkadaşlar böyle bu bayırlarda vesaire kaymayla alakalı hiçbir sorun yaşamazsınız. Hatta şunu da söyleyebilirim. Normal şartlarda bu yokuş kalkış desteği takribi 3 saniye 5 saniye arasında değişiyor araçtan evet. Aracı. Böyle bir yardım yapar size. Aracı kaldırmanız için zaten otomatiklerde sorun yok ama manuel bir araç olduğu için bu size 3-5 saniye gibi bir yardım yapar. Ama bu otohol sistemi de öyle değil. Siz kaldırana kadar sanki el freni çekikmiş gibi aracı bırakmıyor. Yani isterse 10 saniye 15 saniye geçsin. Siz aracı kaldırana kadar aracı orada kilitli bir şekilde tutuyor. Siz gaz verip fren dayanızı çektikten sonra gaz verip aracı yürütmeye başladığınız zaman bırakıyor. Ben bunu da çok beğendim. Yani 10 saniye 15 saniye çok ciddi bir saniyeler. Evet ciddi bir süre yani sınır yok burada. Buradaki olay ne? Aracı kaldıracağınız zamana kadar size bir destek sağlıyor. Otohold'un olayı bu zaten. Arkadaşlar bu konu hakkında bizim hani bildiklerimiz, araştırmalarımızdan bulduklarımız bunlar. Eğer bilmediğimiz, eklemek istediğiniz veya düzeltmek istediğiniz bir şey varsa açık açık bize yorumlarını iletebilirsiniz. Ama zaten ayrı bir otohold sistemi koymasının sebebi bu. Yani uzun süreli kullanımlarda yani uzun süreli virajlarda aracın geri kaymasını engellemek için kaymamasını sağlamak için. Gidiş güzel, çekiş güzel. Ne yakıyor? Hemen söyleyelim arkadaşlar. Bu araç şehir içi kullanımlarda 4,5 litre bile yakmıyor. Şehirler arası kullanımlarda 3,5 litre bile yakmıyor. Ortalama 4 litre bile yakmıyor arkadaşlar. Bugün ne yaktığını değil ne yakmadığını söylüyoruz. Tabii latife olsun diye yaptık arkadaşlar. Bu araç şehir içinde 4.2-4.3 gibi bir yakıt yakıyor arkadaşlar. Şehirler arası yollarda bu sarfiyat 3.2-3.3'lere düşüyor. Ortalama olarak da 3.7-3.8 gibi bir yakıt tüketimi var. Biz az önce latif olsun diye söyledik arkadaşlar öyle. Ciddi manada güzel bir yakıt tüketimi var. Bence çekişine gidişine göre bu yakıt tüketimi gerçekten çok güzel. Yani şu bu çekiş bu gidişe göre bence yakıt tüketimi yakmıyor desek yalan olmaz yakmıyor. Yani. Hatta bunları kokluyor bile diyebiliriz arkadaşlar. Daha ne yapsın yani? 1.6 motor bu ve 1.6 90 beygirlik bir motor ve yaktığı yakıt 4.5 litre bile değil yani. Hadi basın yani şehir içinde kullanın sürekli basın 4.5 litreyi anca yakarsınız. Ki yani sonuç itibariyle aracı kullanırken de düzgün kullanmaya dikkat etmek gerekiyor. Dikkat ettiğiniz zaman yakıt sarfiyatı daha da aşağılara düşer zaten. Bu da bir güzellik yani daha ne olsun diyeceğiz yani biz de. Şimdi aracın güvenliği hissettirip hissettirmediğini konuşalım. Önce sen söyle sonra ben devam edeyim. Ben söylemeyeceğim. Seninkini dinleyeceğim önce. Bu hep bana soruyorsun. Ben cevap veriyorum sonra benim cevaplarım ortalığı karıştırıyor. Önce sen söyle bu sefer. Tamam ben söyleyeyim. Öncelikle her zamanki gibi airbag sayısıyla başlayacağım. Arkadaşlar airbag sayısı bence yeterli airbag sayısı. 6 tane. Bu arada airbag uyarısı da var bunu da söyleyeceğiz araç sahibi. Airbag uyarısı yanıyor. Nedense bilmiyorum. Şimdi 6 airbag sahibi bir araç ve en az istediğimiz 4 airbag'ti. 2015 yeterli. Modele göre 6 airbag yeterli bir airbag. Ve kasa tipiyle alakalı şunu söylemek istiyorum. Ben oturduğumda şu kasayı hissediyorum içeriden. Yani bir kaza anında, bir çarpma anında bana bir zarar geleceğini düşündürmüyor bu kasa. O hissiyatı veriyor yani. Ben bunu gördüm araçta. Düşük sedan hissiyat yani kısa sedan hissiyat mesela C kasa sedanların hissiyatını da hafif hafif hissettiriyor böyle. Tam olmamakla birlikte hafif hafif sanki C segmenti bir sedanmış gibi de hissettiriyor. Aynen öyle ve şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Güvenliği hissettirmiyor konusunu uzatıyorum çünkü sadece bir airbag'le güvenliği söylemek istemiyorum. Bu yüzden güvenlikle gördüğüm şeyler de söylüyorum. Fren sistemi mesela bence güzel, gayet bir iyi bir fren sistemi var. Yeterli. Bunu da güvenlikten sayabiliriz. Yani, sadede gelelim. Güvenliği hissettiriyor. Yüzde kaç verirsin? %92-93 verebilirim. 95 demeyeceğim. İkisi üçü bile var. Evet. Şimdi arkadaşlar ben de söyleyeyim hemen fikrimi. Benim açımdan da tabii ki güvenliği hissettiriyor. Yani zaten
bu piyasasının, segmentinin en güvenli araçlarından Volkswagen grubun araçları. Ben de yine %85-%90'larda güvenli hissettiriyor diyebilirim bu araç için. Volkswagen benden daha çok puan aldı arkadaşlar. Bu test videomuzu da böyle sonlandırıyoruz. Bugün sizlerle bir Volkswagen Golf çektik. 2015 model 1.6 TDI 90 beygirlik dizel motor sahibi, aynı zamanda Midline Plus donanımlı bir Golf'tu arkadaşlar. Bu aracın bize hissettirdiklerini size en içten bir şekilde aktarmaya çalıştık arkadaşlar. Bu arada videomuzu sonlandırırken şunu da söylemek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel izlenmelerimiz var. Çok ciddi manada takip ediyorsunuz. Ama arkadaşlar beğeni yapmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğendiğinizi belirtin. Beğenmediyseniz beğenmediğinizi belirtin arkadaşlar. Biz bu konuda ciddi manada açığız. İlle de beğenmek zorunda değilsiniz. Ama muhakkak bir geri dönüş, bir cevap verin arkadaşlar. Bu arada yine arkadaşlar söylüyoruz, desteklerinize çok ihtiyacımız var. Eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden de teşekkür ediyoruz bütün destekleriniz için. Bir sonraki videomuzda, test videomuzda, bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.